sağlıkçılara ne diyoruz? Bunlar pandemi sürecinin kahramanları diyoruz. Herkes söylüyor. İşte alkışlıyoruz diyoruz. Bunların hakkı ödenmez diyoruz. Ama sonuçta bu insanlar yetmediği için sağlık personeli, doktoru, hasta bakıcısı, hemşiresi yetmediği için ne oluyor? İşte 12 saat, 14 saat, 16 saat çalışmak zorunda kalıyor. 24-24 çalışmak zorunda kalıyor. Ne olacak? Doğal yani, bir de sağlıkçılık böyle bir şey ya. Hani hayat kurtarma temelli bir şey. Şimdi hastalar gelirken siz ben çalışmıyorum evime gidiyorum diyemiyorsunuz. Mesain bitti diyemezsiniz. Şimdi peki ne yapmak lazım? Bu insanların sayısını arttırmak lazım. Yani her hastanede doktor sayısını arttırmak lazım. Hasta bakıcısı var mı bunlar? Var. Türkiye'de bunlar atama bekliyorlar. Çocuk. Ya milyonlarca ek ödeme insan bekliyorlar. Şimdi diyorsunuz ki paramız yok. Ne yapıyorsunuz parayı? Patronlara, müteahhitlere aktarıyorsunuz. Şimdi bakın çok basit. Bu parayı kimden topladınız? Hasta olduğunda hastaneye gelecek yurttaşlar topladınız. Ama ne yapıyorsunuz? Onu tedavi edecek biçimde harcamıyorsunuz. Götürüyorsunuz, müteahhitlere veriyorsunuz. Ya da işte bu saray fotoğrafları. Ya inanılmaz bir şey. Bakın sarayda harcanan parayla Türkiye'nin onlarca sorunu çözülebilir. Yani bütçede, mesela, bütçede Cumhurbaşkanlığı bütçesi de konuşuldu ve zannediyorum %20 mi zam aldı? Son 10 yılda %36 artışı, pardon 3 katına çıktı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi için bir kısmı başbakanlık kapatıldığı için bir takım alanların Cumhurbaşkanlığı'na aktarılması ile ilgili bir şey ama doğrudan şu fotoğrafın ya da bu görüntülerin çekildiği külliyede harcanan para inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Mesela bir örnek de oradan vereyim. Hani ben şuna yapmaya çalıştım. Bütün bütçe, hiç gördünüz mü siz bütçe kitaplarını? Ben çok küçükken görmüştüm, anlatayım size. Ben bir bürokrat kızıyım. Benim annem Enerji Bakanlığı'nda Plan Bütçe Daire Komisyon Başkanı'ydı. Dolayısıyla bütçe yapardı. Her şimdi sene bütçe yapardı. Ben geçen o zamanlardan kürsüye çıkarken taşıyıp götürmüştüm. Çünkü ne götürmüştünüz? Için, bütün kitapları bütün götürmüştüm bütçeyi. Peki. Niye götürmüştüm biliyor musunuz? Bütçe görüşmeleri pazartesi başlıyor. Cuma akşamı saat 5'te 14 bin sayfalık doküman geldi. 14 bin sayfa. Yani ben o zaman hesaplamıştım. Hani hiç durmadan 3 gün okusam, uyumasam, yemesem, içmesem bitiremiyordum zaten onu. Hiçbir milletvekilinin okuduğunu da düşünmüyorum. Ama biz şöyle çalıştık bütçeye. Bütün bakanlıklarda o bakanlığın personeline, emekçilerine aktarılanla o bakanlıkta işte ihalelerde patronlara aktarılan ya da işte yolsuzluk kapsamına girebilecek, yandaşa para aktarma kapsamına girebilecek yerlere baktık. Mesela Cumhurbaşkanlığı'nda benim için en çarpıcı şey şuydu. Tam Cuma günü bütçe geldi ya elimize. Perşembe günü ben Ermenek'teydim. Hatırlayacaksınız bu Ermenek'teki maden işçileri vardı. Jandarmanın saldırısına uğradılar, gözaltına alındılar. Mahkemelerine dayanışmak için gittim. Çıkışta oradaki işçi arkadaşlarla konuştuk. Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan aldığım rakamı söylüyorum. Diyorlar ki Soma ve Ermenek'te, hani bugün Türkiye'de en fazla mücadele eden iki maden işçisi topluluğu bunlar. Soma ve Ermenek'teki maden işçilerinin sokaklarda yatmasına, çadırlar kurmasına, direnmesine, dayak yemesine, ağlatılmasına, dayak gözaltına alınmasına falan bütün bu neden olan para 50 milyon lira. 50 milyon TL. 50 milyon TL. Peki bu parayla ne yapılıyor? Cumhurbaşkanlığı'nın bahçe düzenlemesi yapılıyor. O kadarla da değil, 60 galiba. 55 küsürlü, evet. 10 aylık olan aylık kısmı işte yıl sonunda. Şimdi düşünsenize yani şu görüntülerde aslında tartıştığımız şey o. Yani benim çok sevdiğim bir söz var. Kime ait olduğunu şimdi hatırlayamayacağım ama belki hatırlarsınız. Diyor ki herhangi bir toplumda yöneticiler zenginleşiyorsa halk fakirleşiyordur. Bu matematik tabii. Ama uzun süre toplumda AKP seçmeni de olan aslında yoksulluğu, emekçi dünyanın sıkıntılarını yaşayan seçmen AK Parti'ye oy vermeye devam etti. Ve gerçekten de Cumhurbaşkanı'nın da bir cümlesi olan itibardan tasarruf olmaz lafı bir bölüm seçmen tarafından içselleştirildi. Yani onlar da hakikaten öyle düşündüler ve bu bize büyük kalkınma projeleri diye anlatılan Kanal İstanbul filan da dahil olmak üzere o büyük projelerin Türkiye'nin zenginleşmesiyle daha da fazla refah yükselmesiyle ilgili olduğunu düşündüler. Bu ya ne yapmak o aradaki ya. Nedensellik ilişkisi uzun süre kurulamadı. Yani o projeler olduğu için ben zaten bu maaşlara mahkumum ya da o projeler yapıldığı ve oralara kaynak aktarıldığı için benim çocuğumun eğitimine kaynak aktarılmıyor. Bu neden sonuç ilişkisi kurulamadı? Burada suç sizde mi siyasetçiler olarak? Tabii. Bizde mi gazeteciler olarak anlatamadık? Yani siyasetçilerin mutlak bir eksikliği var. Yine aklıma şey geldi. Böyle zenginler, yardımseverlik çok üst düzey bir duygu olarak anlatılıyor bu. Şimdi bir herhangi bir yerde bir büyük bir zengin birisine yardım ederse ne kadar hayırsever bir insan olduğu anlatılıyor. Ama toplumdaki yoksulluktan söz ettiğiniz zaman hemen adınız komüniste çıkıyor. Komünistlik yapma, burada milleti isyana teşvik etme deniyor. Şimdi bu itibardan tasarruf olmaz meselesi gerçekten muazzam bir göz boyama
sanatı ve şöyle bir algı yaratılıyor. Sanki Türkiye çağdaşlaşıyor bu vesileyle. Evet. Sanki Türkiye zenginleşiyor. Büyüyor, işte Batı işte bizi kıskanıyor, refah artıyor. Alice Harikalar diyarında işte. Yani saray bahçesinde böyle bir dünya kuruluyor, böyle bir görüntü veriliyor. Ben yıllar önce yurt dışından gelen bir Komünist Parti yetkisiyle konuşurken Türkiye'yi görünce çok şaşırdığını söyledi. Çünkü dışarıdan baktığında Türkiye o zaman şey meşhurdu, artık herhalde kapanmıştır, ismini vermemiz sakınca yok. Leyna, Rayna falan böyle barlar, diskolar tamam, falan kapandı, çok evet. Meşhur oldukları dönemde Türkiye'de herkesin böyle yaşadığını sanıyorlardı televizyondan izledikleri zaman. Oysa işte Gazi Mahallesi'ne gittiğinizde, Diyarbakır'a git, Bağlar semtine gittiğinizde, Sarıgazi'ye gittiğinizde, ne bileyim işte İzmir'e, Antalya'ya, Hatay'a, Adana'ya, Samsun'a gittiğinizde insanların ne kadar zorluklar içerisinde, yoksulluk içerisinde yaşadığını görüyoruz. Ama gösterilen şey ne? İşte herkes sabahtan akşama kadar büyük bir keyif içerisinde dans ediyor gibi bir algı. Ben de bu batılıları anlamıyorum. Bir grubu sürekli öyle yaşadığımızı zannediyor. Bir grubu da develerle ulaşım sağladığımızı falan, haremler olduğunu şimdi, falan zannediyor Türkiye'de. Ama söylediğin şey çok önemli. Yani şimdi insanlar aç, insanlar yoksul, insanlar işsiz, insanlar çaresiz. Fakat bunun üzerine örten işte adına kimlik siyaseti dediğimiz, işte bence zaten hani bu dincilik, milliyetçilik falan, hani yanına cicu eki konulan şeyler aslında siyaseten bunları pazarlayarak kendi varlıklarını korumayı garanti altına alıyor. Yani ben mesela mecliste en fazla tartıştığım şeylerden bir tanesi de sürekli bir takım tezkereler çıkıyor. Değil mi mecliste? Sınır ötesi operasyonlara asker gönderiyor. Sürekli bir savaşçı bir ruh hali var parlamentoda. Ama mesela bedelli askerlik yasası çıktığında, yani yanılıyorsam özür dilerim diğer milletvekili arkadaşlarına, bizden başka herkes evet verdi. Şimdi bedelli askerlik ne demek? Parayı veriyorsun, parayı olan askere askerlik gitmeyecek, hizmetini yoksulun çocuğu gitsin bizim yerimize ölsün demek. Şimdi böyle bir, şimdi ve bu kabul ediliyor, düşünsenize. Yani bence esas mesele burada. Hatta yani, kabul edilmediği zaman da olay çıkıyor yani. Şey, evet, insanlar infial yaratıyorlar falan. Başka pek çok tartışma da yapabiliriz ama sonuçta verdikleri temel siyasal mücadele aslında işte insanların alın teriyle, emeğiyle yaşadığı, yaşayamadığı diyelim daha doğrusu aslında, gerçeğinin üzerini örtmek. Şimdi ya bakın, o kuru ekmek meselesi hiç üzerinden atlanabilecek bir şey değil. Ben net olarak şöyle düşünüyorum. Mesela bütçe tartışması işte bir ay komisyonda sürdü, 12 gün mecliste sürdü, bir sürü şey söylendi falan. Ama bazen öyle bir şey oluyor. İşte bir an gelir ve bütün o tartışmayı özetler. AKP'li milletvekili dedi ki bu yurttaşa aslında, hani o içindeki dışına çıktı o tartışma sırasında bir refleks olarak, kuru ekmek yiyorsa toktur dedi. Yani bize reva gördüğü şeyin bu olduğunu bence orada itiraf etmiş oldular aslında. Fakat şimdi bunun karşısında bizim pozisyonumuz önemli o zaman. Ben mesela bizim derken muhalefetin blokundan bahsediyorsunuz. Ya da bir demokrasi ittifakından söz ediyorsunuz. Hem muhalefetten, emek bloğundan söz ediyorsunuz. Aslında yurttaştan da söz ediyorum. Çünkü bakın, bizi şuraya sıkıştırdılar. Bunu sürekli gittiğim her yerde tartıştırmaya çalışıyorum. Yani yaşamak nefes alıp vermek değildir. Yaşamak mesela işte asgari ücretli, asgari bir yaşam sürdürmek değildir. Yani ben şunu da yaşama dahil ediyorum. Yani ne bileyim, mesela herkesin ücretsiz internet kullanması bir insan hakkıdır artık, ya tartışılamaz. Yani 21. yüzyılda ücretsiz internet tartışması bence yapılamaz. Yani bu artık bir keyif, bir lüks falan değil, zaruri bir ihtiyaç. Gündelik ama bildiğim kadarıyla vardır. Avrupa'nın şu anda en yavaş ve en dar şimdi, kapsamlı internet servisini kullanıyoruz. Daha da daraltmak için ellerinden geleni yapıyor. Evet, o da var bir yandan. Bakın da, mesela bunları işte elektrik, su, doğalgaz, internet gerçekten tümüyle ücretsiz hale getirmekten söz ediyorum. Her yurttaşımızın sinemaya gidebilmesinden, tiyatroya gidebilmesinden, kitap okuyabilmesinden, ya tatil yapabilmesinden, hem yurt içinde hem yurt dışında, yani sadece nefes alıp vermesinden değil, kelimenin gerçek anlamıyla yaşamasından bahsediyorum ve bunu tartışmak istiyorum. AKP bizi öyle bir yere sıkıştırıyor ki. Yani arkadaş diyorsun mesela, asgari ücret tartışmalarında bütün muhalefete eleştiri getiriyorum. Bütün muhalefet partilerini, AKP'yi zaten bir kenara atıp bütün muhalefet partilerini eleştiriyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki memlekette açlık sınırı 2500 lira. Evet. Yoksulluk sınırı 8000 lira. Şimdi en fazla söyleyen, hani tek tek birisini 3100. Hedef almayayım. İşte 3000, 3100, 3500, 4000. Ben açık söyleyeyim, hiç kimse benim ağzımdan bu kelimeleri, bu rakamları çıkartamaz. Niye ben herhangi bir yurttaşımın yoksulluk sınırı altında bir ücrete mahkum edilmesini kabul edeyim ki? Böyle bir şey kabul edemem ya. Zenginlerden alalım. Tamam mı? Onlar bu sene zenginler az kazansın arkadaş. Hep onlar kazanıyor.
Yani herkese soruyorum. Bütün işçi arkadaşlarıma soruyorum. İşte bu parayı verirse patron batar. Ya patronunuz o yıl %500 kazandı diyelim ki. Size %500 zam yapıyor mu? Şununla ama ilgili zarar ettiğinde zararı işçiyle paylaşalım. Kârı paylaşmayalım. Kârı paylaşmayalım. Şöyle bir sıkıntı da var tabii aslında. İşveren bakış açısıyla da baktığınız zaman onlar da sürekli bir borçluluk yüküyle işveren olmuşlar. Yani Türkiye'de kendi doğal rekabetçi, adil sistemin içinde patron olan o kadar az ki ya bir iktidarın kanatları altında ya ihale alarak ya kamu ihaleleriyle vesaire ya korunup şimdi kullanarak işte kredi çekmiş kamu bankasından. Biliyorsunuz tarım işçileri için, tarım sektörü için kurulmuş olan bir banka son yıllarda sürekli olarak yeni medya patronlarına kredi vererek medyayı yapılandırdı. Yani öyle tuhaf da günlerden geçiyoruz ki. Şimdi bazen şey yapıyor ya, patronların hiçbir derdi yok diyorlar. Ya memlekette 80 milyon işçinin derdini kimse konuşmuyor. Patronların derdini herkes bazen herkes konuşuyor. Bırakın da ben işçilerin derdini konuşayım. Fakat şu söylediğinize bir ek yapayım. Hani bu söylediğiniz gerçek dışı falan gibi bir iddiaya sahip değilim. Çünkü esas mesele hani bir sistem sorunundan bahsediyoruz ya, bir düzen sorunundan. Şimdi kastettiğim şey mesela şu. Siz eğer üretim temelli bir ekonomi oluşturmazsanız, yani siz memlekette üreterek zenginleşip ondan sonra bu zenginliği nasıl paylaşacağımız tartışması yapmıyoruz ki. Ve gerçek bir rekabet, yani açık adil, şeffaf, hesap verebilir. Pandemi regüle sürecinde hani bir takım insanlar büyük zorluklar yaşadılar. İşverenler de özellikle küçük esnafın yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. İşçilerin falan. Bir sürü dükkanın kapandığını biliyoruz. Fakat diğer taraftan ne var? Mesela devlet uzun vadeli krediler açıkladı ki bence mesela biz yönetiyor olsaydık Türkiye'yi karşılıksız destek vermek gerekirdi. Hangi kaynakta diye soracağım. İşte bu ihalecilere verdikleri kaynak. Beşli çetele başta olmak üzere onlara aktarılan kaynakları bu tarafa aktarmak. Sadece orada dolardan kazandıkları paraya el koysak milyonlarca insan o kaynağı bulurdu. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Dikkat edin oraya. Mesela 1 milyon lira ve üstü kredi alan işletmeleri çıkarttığınız zaman aslında dağıtılan kredinin büyük bölümünün de bunlar tarafından alındığını görüyoruz. Ve ne yapıyorlar? Mesela herkes bunu bilsin. Mart ayında ilan edilmiş, denmiş ki işte krediler 6 ay ödemesiz, 6 ay sonra da uygun faizli kredi açılıyor. Çat gidiyorlar 1 milyon lira, 10 milyon liraya kadar kredileri alıyorlar. Bunlarla gidiyorlar dolar satın alıyorlar. Doların oynamasıyla elde ettikleri kârla da gidip borçlarını kapatıyorlar. Kalan para kâr. E şimdi bu mu ekonomi yani? Böyle bir ekonomide insanlar nasıl yaşayabilirler? Tabii ki temel olan şey şu. Eğer biz bu memlekette zenginleşmek istiyorsak, hep beraber zenginleşmek istiyorsak, biz toplumun zenginleşmesini ve bu zenginliğin adil paylaşımını savunuyoruz. Yani herkes zenginleşsin memleketteki. Bu mümkün diyoruz. Nasıl mümkün? Üretirseniz mümkün. Adil yani paylaşırsanız. Rant ekonomisi, işte beton ekonomisiyle müteahhit besleyerek geldiğimiz yer burası. Sayıştay raporları bir açıklanıyor, bir siteden kaldırılıyor falan bir şeyler oluyor ama en sonunda herkes okuyabiliyor. Gerçi bu 18 yıl içinde uzunca bir süre orası da karartıldı. Raporlar zannediyorum Millet Meclisi'ne, genel kurula gelmiyordu, konuşamıyordunuz. Takip ettiğinizi tabii düşünüyorum parti olarak da çok yakinen bu raporları. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz Sayıştay raporlarında? Ya mesela en son Üsküdar parti fark etmeksizin yani. Yok onu söyleyeceğim. Evet, en son Üsküdar Belediyesi'nin raporunu beraber çalıştık danışman arkadaşımla beraber. Gerçekten ben çok şaşırdım. Başkaları biliyormuş ama belki yani tekrar olacak. Üsküdar Belediyesi borçları karşılığında hazineye camilerini devrediyormuş. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nin bir takım camileri varmış. Muhtemelen arazileri belediyeye ait olan şeyler. Hazine de bunları alıyormuş, borçları siliyormuş. Ondan sonra da bunları Diyanet'e devrediyormuş. Ya bana gerçekten çok akıl dışı geliyor böyle şeyler. Yani tamam, bir belediyenin niye camisi olur? Bu camiyi niye borç karşı? Yani cami satıyorlar ya borç karşılığı. Aslında yaptıkları şeyin kağıt üstündeki işlemin adı bu. Şimdi de TOKİ'nin internet sitesi üzerinden hazine arazileri satışa işte çıkartıldı. Yani bunlar gerçekten sonuçta bakın şu yapılıyor. Benim isyan ettiğim ya da bir türlü aklımın almadığı ya da bu milyonlarca insanın bunu görmezden gelişini kabullenemediğim şey şu. Ya bunlar bizim paralarımız ya. Bizim bu ülkenin İşte benim dedemin, babamın, anneannemin, babaannemin, annemin, sonra da benim vergilerimle oluşmuş. Ya kuşaktan kuşağa devrolan değerler bunlar. Yok olup gidiyor. Mesela şey görmüşsünüzdür mutlaka. Dünya rekoru ya. Bu Ovid tüneli var bir tane. Cengiz'e verilmiş. Gene o beşli çeteden bir tanesi Sayıştay raporlarında var. Ya bin katı yolsuzluk mu olur özde varım ya. Ya hani yolsuzluk tarihine geçen, yolsuzluk rekorları kıran uygulamalarla karşı karşıyayız. Bir de bunlar devletin resmi şeylerine, rakamlarına giriyor. Ya bin kat. Benim bakın, anlamadığım niye kimse bir şey yapıyor? Şimdi birazdan Cem Toker burada olacak.